c 4 molekülü ile ilgili yargılarından hangisi yanlıştır diye sorulmuş. c 4 dediğimiz molekülde karbon hep organik boyunca 4 bağ yapacak. Hidrojen ise bir bağ yapacak. Dolayısıyla hidrojenleri birbirlerine karbonlara bağladım tekli bağlarla. Karbonların arasında ikili bağ olmalı ki karbon molekülün toplamında 4 bağ yapsın. Dolayısıyla burada ikili bağımız var. Peki bu molekülde atomlar arasındaki tekli bağlar sigma bağları. Peki iki atom arasındaki ilk bağ sigma bağ ondan sonra kurulan zayıf bağların tamamı yani ikinci ve üçüncü bağ ise pi bağ olacaktı. Dolayısıyla pi bağ. Molekülde bir tane pi bağ beş tane sigma bağ içerir bu ifade doğru. Karbon atomlarının yönelimlerine bakabilirsin ya da hidrokarbonlarda karbon ikili bağ yapmışsa sp2 bitişmesi diyebilirsin. Şu karbonu merkez olarak kabul edersen bu karbon için bir yön iki yön üç yönden bahsedebilirim. S'den 1, P'den 2, SP2. Diğer karbon için de aynı şey geçerlidir. Dolayısıyla SP2 bütleşmesi yapmıştır. Bu doğru. Bağ açısı yaklaşık olarak 120 derecedir. Çünkü bunu bir daha gösterelim. CH2. Şu grubu ise CH2 olarak kapalı bir şekilde yazdım. Aslında şu benim merkez atomumsa o merkez atomuna bağlı olan grupları X olarak ifade edersem AX3 vesper gösterimine sahiptir. Ve bu vesper gösteriminde yaklaşık olarak bağ açısı 120 derecedir. Çünkü bu molekül düzlem üçgen olarak da ifade edilebilir. Bu ifade doğru. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2'dir. Hidrokarbonlarda daha doğrusu organikte tamamında geçerli. Karbon tüm değerlik elektronlarını bağ yapımında kullanır. Hidrojen de tüm değerlik elektronlarını bağ yapımında kullanır. Dolayısıyla bağ yapımında kullanılmamış herhangi bir elektronu yoktur. Organikte bağ yapımında kullanılmamış değerlik elektronları oksijen, azot ve halojenler üzerinde alır. Yani flor, klor, brom, iyot gibi. Dolayısıyla burada ortaklamamış elektron çifti hiç yok. Sıfır. Yani tüm değerlik elektronlarını bağ yapımında kullanmış. Bağ yapımına katılan elektronların sayısı toplam bağ sayısına bakalım. Çünkü toplam bağ sayısı aynı zamanda e, elektron çifti sayısını ifade eder. Yani bağ yapımında katılmış elektron çifti sayısını. Bu moleküle baktığım zaman bir bağ burada, ikinci bağ, üç, dört, beş, altı tane bağ var. Altı bağ 12 tane elektronla kurulabilir. Çünkü her bir çift elektron bir bağ yapımına anlamına gelir. Bir bağ anlamına gelir. Dolayısıyla bu ifade doğru. O halde yanlış verilmiş olan D seçeneği. Asetik asit molekülündeki sigma ve pi bağlarının sayısı bize sorulmuş. Bu molekül önce açalım ama öncesinde söyleyeyim. Organik boyunca karbon 4 bağ, hidrojen 1 bağ, oksijen 2 bağ yapacaktı. Dolayısıyla bir karbonumuz şurada var. Ona 3 tane hidrojen bağlanmış. Onları yazalım. Tekli bağlarla. Peki. Bu karbon diğer karbona bağlanmış. Ona bir oksijen buradan, diğer oksijen buradan o oksijene de hidrojen bağlanmış. Yapımız bu. Karbon 4 bağ yapabilmesi için bu oksijenle ikili bağ yapmalı. Oksijen de zaten organik boy organik kimya boyunca ikili bağ yapmak isteyecekti. Dolayısıyla bağlarımızı görüyoruz. Bu bağlardan atomlar arasındaki tekli bağlar sigma bağıydı. Dolayısıyla buradaki sigma bağlarını şöyle işaretleyebiliriz. Sigma bağ, sigma bağ, sigma bağ, sigma bağ. Devam ediyorum. Bunların arasında sigma bağ var ama iki atom arasındaki ilk bağ sigma bağ ise ondan sonra kurulan her bağ pi bağıydı. Yine tekli bağ sigma bağ, tekli bağ sigma bağ. O zaman bir tane pi bağ olduğunu söyleyebilirim. Geriye kalanlar ise sigma bağ. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sigma bağ var. Şimdi bunun pratiğini öğrenelim. E alifatik yani açık zincirli, halkalı olmayan bir yapıdan bahsediyorsam toplam atom sayısının 1 eksiği kadar sigma bağı vardır. Yani bu molekül kaç atomlu sayabilirsin? 1 4 5 6 7 8 tane atom varsa demek ki 8 1 7 tane sigma bağının olduğunu söyleyebilirdin zaten en baştan. Dolayısıyla daha hızlı çözme şansın da vardı. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Basit formülü CH2O şeklinde olan organik bir bileşim mol kütlesi atmış. Biz ne biliyoruz? Basit formül herhangi bir tam sayı ile genişletilirse gerçek formüle ulaşabiliyordum. Basit formülün e, mol ağırlığı veya atomların birim kütlelerinin toplamanın en ta tam ile çarpılmasıyla gerçek bileşim mol kütlesine ulaşabilirim. O zaman şu CH2O dediğimiz yapının birim kütlesi ne kadardır? Buradaki karbon 12'dir. 2 hidrojen 2'dir çünkü hidrojen 1'di. 1 oksijen de 16'dır. Yani toplamda 30'dur. 30'u n gibi bir tam sayı ile genişletince gerçek bileşim mol ağırlığı olan 60'a ulaşıyormuşum. Demek ki buradaki n değeri 2'dir. Burada n yerine 2 yazarsak bunu genişlettiğimiz zaman C2H4O2 gibi formül elde ederiz. Yani n değeri 2'ydi bu doğru. Molekül formülü böyle olabilir mi bir bakalım. Bu bir karbon ikinci karbon yani C2. Peki 3 hidrojen bir de burası 4 hidrojen. E peki 2 tane de oksijen var mı? Var. Demek ki C2H4O2 durumuna uyuyor. Peki ortaklanmamış 2 çift elektron bulundur. Eğer CH3 COH yapısına bakacak olursak şunu göreceksiniz. CH3 COH da bir karbona 3 tane hidrojen bağlı. O karbon diğer karbona bağlı. O karbon da her iki taraftan oksijenlere bağlı. Oksijenin birine de hidrojen bağlı. Karbon organik boyunca 4 bağ yapacağı için Oksijen de iki bağ yapmak isteyeceği için karbonun oksijenlerden bir tanesinin arasına ikili bağ koymak zorundayım. Peki, ortaklanmamış elektron çiftleri organik boyunca karbon hidrojenler aranmaz. karbon hidrojen tüm değerlik elektronlarını bağ yapımında kullanır. Oksijen, azot, flor, klor, brom, iot gibi halojenlerde ortaklanmamış değerlik elektronları bulunur. O halde oksijen değerlik elektron sayısı 6'ydı. İkisini bağ yapımında kullandı. 3, 4, 5, 6. İkisini bağ yapımında kullandı. 3, 4, 5, 6. Bir çift, iki çift, üç çift, dört çift ortaklanmamış elektronu var. Burada iki çift dediği için bu ifade yanlış. Demek ki doğru cevap 1 ve 2 yani C seçeneği. Vesper gösterimleri verilen aşağıdaki moleküllerden hangisinin merkez atomu hibritleşme türü yanlış verilmiştir? Bir bakalım. Vesper gösterimi AX3 dediğimiz zaman A seçeneğini inceleyelim. Bir tane merkeze yani A'ya 3 tane grup ya da 3 tane atom bağlı ax 3. Ve merkez atomda ortaklanmış elektron çifti yok. Yön sayabilirsin ibitleşme bulurken. Yani buradaki A dediğimiz merkez atom kaç yönden çevreye bağlanmış? Bir yön, iki yön, üç yön. Bağ saymıyorum, yön sayıyorum. Dolayısıyla SP2 ibitleşmesi yapmış bu doğru. Peki AX2, E2. AX2, E2 merkeze iki tane X bağlı. Ve merkezde İki çift elektron bağ yapımına katılmamış. E2 bu anlama geliyor. Ama bunlar da bir yönelim olarak kabul edilir. Dolayısıyla 1, 2, 3 4 yönden bahsedebilirim. Bu ibitleşme türü SP3 olmalı. Doğru verilmiş. AX2 her iki taraftan birer tane X bağlı. Merkezde ortaklanmamış elektron çifti de yok. O zaman soldan sağdan yani kaç yönden bahsedebilirim? İki yön SP olmalı. Burada SP2 dediği için bu yanlış verilmiş. Cevap ortaya çıktı. Yine de D seçeneğini inceliyorum. AX3E ona 3 tane X bağlanmış bir çift elektron da bağ yapımına katılmamış. Peki o zaman iplikleşme türü 1, 2, 3 o çiftleşmiş yani bağ yapımına katılmamış eşleşmiş elektronları da e, biz e, yönelim olarak sağlıyorduk ve iplikleşmeyi etkiliyordu. Dolayısıyla 4 yön SP3 iplikleşmesi doğru verilmiş. AX4 bir tane A'ya 4 tane X bağlanmış 4 yönden bahsedebilirim. Demek ki SP3 iplikleşmesi. O halde cevabımız C seçeneği olacakmış. NH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Buradan değerlik elektronları sayısına baktığım zaman yani elektron diziliminde azotun 5A grubunda hidrojenin de 1A grubunda olur, olduğunu görürüm ki merkez atom azot ona tekli bağlarla 3 tane hidrojen bağlayacağız. Çünkü hidrojen bir bağ yapma kapasitesine sahipti. Azotun ise değerlik elektron sayısı 5'ti. 3 tanesini bağ yapımında kullandı. Bir çift elektron ise boşta kaldı. Lewis nokta gösteriminde değerlik elektronlarını tamamını ifade ediyordum. Peki merkez atomun ibitleşme türü, yön sayabiliriz. Bir yön, iki yön, üç yön. Merkez atomda bağ yapımına katılmamış eşleşmiş her bir elektron çifti de yönelim kabul edilir. Dolayısıyla dört yönelim, S'den bir, P'den 3 Dolayısıyla SP3 ibitleşmesi olmalıydı. Burada SP2 yazdığı için bu ifade yanlış. Yine de diğerlerine bakıyorum. bağ katılan elektron çifti sayısı, bağ sayısı aslında bir bağ, iki bağ, üç bağ... Yani 3 çift elektron bağ yapımına katılmış. Çünkü ben biliyorum ki her iki elektron arasında bir bağ kurulabiliyordu. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bağ açısı bu geometri bizim için üçgen piramit geometri. Üçgen piramitte de bağ açısı 107.3 derece olacak. Dolayısıyla doğru. Vesper gösterim. Merkez atoma A diyorduk. Merkez atom burada azot. Azota A dersem merkeze bağlı olan her bir hidrojene X diyorum. Her bir gruba ya da atoma x diyordum. Merkezde ortaklanmamış elektron her birisine de e diyordum. Yani a x 3 e şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla doğru. Molekül geometrisi üçgen piramit bunu söylemiştik. Yanlış olan a seçeneği. Yukarıda belirtilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarının hibritleşme türü bize verilmiş. Pratik olarak şöyle bakabiliriz. Hidrokarbonlarda karbon tekli bağ yapmışsa sp3, karbon ikili bağ yapmışsa sp2, karbon üçlü bağ yapmışsa sp hibritleşmesi olacak. Dolayısıyla buradaki karbon ikili bağ yaptığı için hibritleşme türü sp2'dir. Bu karbon için de aynı şeyi söyleyebilirim. sp2. Buradaki karbon sp, bu da sp çünkü üçlü bağ yapmışlar. Buradaki karbon ise tekli bağ yaptığı için sp3 hibritleşmesi. O zaman bizim için 1 numaralı karbonu soruyor. 1 numaralı karbon sp2. 2 numaralı karbonu soruyor. 2 numaralı karbon sp. 3 numaralı karbonu soruyor. O da bizim için sp3. Yani sp2, sp ve sp3. sp2, sp, sp3 demek ki cevabımız B seçeneği oldu. Yukarıda verilen molekül bağ oluşumda orbital örtüşmelerinden hangilerini gerçekleştirmemiştir diye sormuş. Bu molekülü şuraya biraz daha büyük bir şekilde yazayım. Bağlarını gösterelim. Şöyle oksijen, şu hidrojenimiz, şu da klorumuz. Burada karbon 4A grup elementi ve merkez atomun birleşme türünü tespit etmek önemli. Karbon kaç yönden bağlanmış? Karbon 3 temel sigma bağıyla bağlanmış. Yani yukarıdan oksijene, soldan hidrojene, sağdan da klora. Yani toplamda 3 yön. 3 yönse merkez atomun hibritleşme türü sp2'dir. Bu sp2 nasıl hocam? sp2 demek elinde 3 tane eş enerjili hibritleşmiş orbital var demek. Hepsini sp2 diye ifade ederim. Yani aslında şu sp2 yarı dolu. Şu sp2 yarı dolu. Diğeri de sp2 yarı dolu. Yani şu orbital benim için sp2 yarı dolu bir orbital. Şu orbital de benim için sp2 yarı dolu bir orbital. Başka bir atomun orbitalleriyle örtüşerek bağ yapımına kullanacağız bunları. Peki bu da aynı şekilde benim için sp2 yarı dolu. Toplam 3 tane sp2 hibrit orbitalimiz var. sp2 demek ki birleşmeye katılmamış bir tane p orbitali anlamına gelir ki karbonun şu p orbitali de birleşmeye katılmamış olan p orbitali. Peki ss orbital örtüşmesi var mı hocam diye sorarsan Buradaki hidrojen yarı dolu orbitali S'dir. 1 s ile biter. Demek ki SP2S var. Yani SP2S var. Olanlara bakalım. SP2 klor 7A grubu elementidir. Elektron dizilimi P5 ile biter. Yani P orbitallerinden bir tanesi yarı doludur. O halde şurası yarı dolu P orbitali. SP2P orbital örtüşmesi var. Peki pp orbital örtüşmesi var mı hocam? pp orbital örtüşmesi de iki atom arasındaki ilk bağ sigma diğer bağ pi bağıydı. Pi bağ ancak pp orbital örtüşmesiyle kurulabilir. Yani karbonun p orbitali ile oksijenin p orbitali arasında kurulacak. Dolayısıyla bu da var. Ama ss orbital örtüşmesi yok ki. ss arkadaşım sadece iki tane hidrojeni birbirine bağlarken görebileceğimiz bir durum. Çünkü s1 s1 yani yarı dolu s orbitalleri bulunan oydu. Dolayısıyla kovalent bağda hidrojenlerin arasında olabilecek bir durum sadece. Burada da bu bağ zaten yok. O zaman hangilerini gerçekleştirmemiştir diye sorduğu için yanıtımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Karbonun allotropları ile ilgili bir soru. Hangileri yanlıştır diye soruyor. Elmasta karbon atomları arasındaki geometrinin düzgün dört yüzlü geometri olduğunu söylüyor ki. Elmasta bir karbona dört karbon tekli bağlarla düzgün dört yüzlü geometri oluşturacak şekilde sonsuz bir şekilde bağlanıyor diyebiliriz. Yani bu çok sayıda böyle devam eder. Biz zinciri kırmadığımız müddetçe. Dolayısıyla... Bu ifade doğru. Bu arada elmas ve grafit doğal allotroplardı. Grafit elektrik akımını iletir. Çünkü grafitte altıgen halkalarda her bir karbon atomu sp2 birleşmesi yapacak şekilde düzen, düzenlenmişti. Yani bal peteği örgüsü şeklindeydi. O halde grafitin pi bağlarının olması lazım. Yani sp2 birleşmeleri yapıyor. Her bir karbon SP2 yapıyorsa demek ki karbon atomları arasında ikili bağlar var. Bu ikili bağlardaki pi bağı zayıf bağ ve buradaki elektronlar hareketli elektronlar oluyor. Dolayısıyla bu elektronlar üzerinden elektrik akım iletiyor. Karbon allotropları arasında elektriği iletmeyen tek allotrop elmastır. Yani grafit doğal allotrop olarak elektriği iletir. Sonra fulleren, karbon nano grafen bunlar hep pi bağları içerirler ve elektrik akımı iletkenlikleri çok yüksektir. Dolayısıyla elektrik akımını ne yapmaz? Karbon allotroplarından grafit iletir. Peki nanotüpler iletken özellik göstermez demiş. Halbuki söyledi ki karbon nanotüpler, fullerenler, grafen yapıları elektrik akımını çok güçlü bir şekilde iletirler. Bu ifade yanlış. Fullerenin geneli C60 moleküllerine sahiptir. Bu ifade doğru. Peki elmas bilinen en sert doğal maddedir. Evet en sert madde elmas değildir. Fulleren veya karbon nanotüp ondan daha sert maddelerdir. Ama bilinen en sert doğal madde dediği için bu ifade doğrudur. Doğal olarak en sert odur. Yani yanlış verilmiş olan Aşağıda formülleri belirtilen moleküllerden hangisinin molekül geometrisi yanlış verilmiştir diye sorulmuş. H2O'da oksijene iki tane hidrojen bağlanmış. Oksijen 6A grubu elementi. Bağ yapımına katılmayan 4 tane elektronu var. Dolayısıyla yapı aşağıya doğru kırılmış. Bu bizim için açısal ya da kırık doğru olarak ifade ediliyordu yani geometrisi doğru verilmiş. de karbon hidrojene tekli bağla, azot ise 5A grubu elementi ona üçlü bağla bağlanacak. Dolayısıyla bir doğru üzerinde yani doğrusal olacak bu ifade doğru. Peki CH2O'da karbon hidrojen, hidrojen e, organik bir bileşik olduğu için 4 bağ yapması için oksijen ikili bağla bağlanacak. Organik kimya boyunca oksijen 2 bağ, karbon 4 bağ, hidrojen ise 1 bağ yapıyordu. Bu geometri bizim için sayfa düzlemindeki bir yapı yani düzlem üçgen olarak ifade edilir. Burada doğru verilmiş. Peki CH4'te bir karbona 4 tane hidrojen bağlı ve bu bizim için 3 boyutlu bir geometriydi. Bu düzgün 4 yüzlü olarak ifade edilir ki burada da öyle verilmiş. Peki NH3'teki azot 5A grubu elementi 3 tane değerlik elektronunu bağ yapımında kullanıyor ama 5A olduğu için değerlik elektron sayısı 5. Demek ki bir çift elektron bağ yapımına katılmamış. İşte o çift elektron bu geometriyi aşağıya doğru kırıyor. Yani bağ yapılarını aşağıya doğru kırıyor ve geometrik şekil olarak biz ona ne diyoruz? Üçgen piramit diyoruz. Burada ise düzlem üçgen olarak ifade edildiği için yanlış verilmiş. Yani cevabımız E seçeneği. Yukarıda verilen molekülde ortaklanmamış kaç çift elektron bulunur diyor. Bu işin kolayı şu. Organik kimyada karbon Hidrojen tüm değerlik elektronlarını bağ yapımında kullanır. Demek ki karbon ve hidrojenin üzerinde ortaklanmamış elektron aramayacaksın. Kimin üzerinde arayacağım hocam? Oksijen, azot ya da halojenlerim flor, klor, brom, iyot. Bunları görünce bunların hep ortaklanmamış elektron çiftleri olacak organik kimyada. Ortaklanmış elektron çiftlerini azot, oksijen, flor, klor, brom, iyot üzerinde arıyorum. O zaman ortaklanmamış elektron çiftlerini karbon hidrojen üzerinde aramıyorum. Oksijen 6A grubu elementi. 6A grubu elementi olduğu için değerlik elektron sayısı 6, 1, 2 tanesini bağ yapımında kullanmış, 3, 4, 5, 6. Peki, 1, 2 tanesini bağ yapımında kullanmış, 3, 4, 5, 6. O zaman ortaklanmamış 2, 4, 6, 8 tane elektronu var. Kaç çift hocam? 4 çift. 8 tane elektron, o da 4 çifte karşılık geliyor ki cevabımız D seçeneği olur. Karbon, hidrojen ve oksijen elementinden oluşan CH2 organik molekülünün Lewis nokta gösterimi bize verilmiş ki biz şöyle bakalım. Karbon, oksijene ikili bağla bağlanmalı. Şuradan görebiliyorsun aralarında 4 elektron 2 bağ yapar. Her 2 elektron bir bağ anlamına geliyor. Ortaklaşa kullanılan hidrojenle tekli bağ yapmış bu taraftan. Hidrojenle tekli bağ. Gerçek molekül şekli bu. Bu şekle baktığın zaman bu şekil sayfa düzlemindedir. Ve düzlem üçgen olarak ifade edilir. Hatta vesper gösterimi AX3, Merkez atomun hibritleşme türü sp2, yaklaşık bağ açısı 120 derece. Başka sorularda bunları kullanabilirsin. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Molekülünde kaç çift elektron bağ yapımına katılmıştır? Bağ yapımına katılmış olan elektronlar, yani bağ elektronlarından bahsediyorum. Bu molekülü açacak olursak, karbon en soldan itibaren başladım. 3 tane hidrojene bağlanmış. O diğer karbona bağlanmış, oksijene ikili bağla bağlanmış, oksijene tekli bağ yine karbon ikili bağ karbon ve 3 tane hidrojene bağlamış. Şimdi oturup böyle tek tek sayabiliriz. Toplam kaç tane bağ var diye. Ya da şöyle yapabilirim. Sigma pi bağ sayısını bulmanın kolayı var aslında. Eğer açık zincirli bir geometrisi yapıysa organik bileşikse ki bu açık zincirli bir organik bileşik. Yani halkalı yapıya sahip değil. E, o halde şunu yapabilirsin. Bu açık zincirli yapıdaki toplam atom sayısının bir eksiği kadar sigma bağı var dersin. Pi bağları zaten molekülde gözüküyor. İki atom arasındaki ilk bağ sigma bağı ondan sonraki bağlar pi bağı. Mesela burada bir, burada bir tane olmak üzere toplamda iki tane pi bağı var. İki tane pi. Toplam atom sayısına bakalım. 4, 6, 9, 4 de burası. 13 tane atom var. 13 atom varsa toplam atom sayısının bir eksiği yani 12 tane de sigma bağı vardı. Demek ki toplamda 14 tane bağ olmalı. Ya da oturup sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Yalnızca karbon hidrojen içeren organik bir bileşiğin bir molünün yeterince O2 ile yanması sonucu. Yalnızca karbon hidrojen içerdiğine göre bu bir hidrokarbon. Peki biz böyle bir durumda şunu yapalım. X organik bileşiğini yakıyorum. Neyle yakıyorum? Oksijenle. Ne açığa çıkıyormuş? CO2 ve H2O. Peki bunun bir molünü yakıyorum. Katsayı olarak bir alabilirim. Peki 1 molün yeterince o ikili yandığını biliyorum. 3 mol CO2 çıkıyorsa yapısında 3 mol karbon olmalı. Yani şuraya 3 yazacağım. 4 mol h yani şuraya 4 yazacağım. Burada 3 tane karbon gördüğüme göre demek ki bileşin yapısında da C3 olmalı. Burada 4 çarpı 2 8 hidrojen gördüğüme göre burada H8 olmalı. Bu bir hidrokarbon olduğuna göre başka bir şey içermemeli. Yani oksijen sayısıyla bir işim yok. O halde yapısında 3, 8, 1 molekülünde 11 tane atom olmalı. Yani cevabımız B seçeneği.